Şimdi Kardelen Kocatürk bizleri bekliyor. Esenyurt'ta o da takip ediyor sıcağı sıcağına gelişmeleri. Kardelen neler oluyor orada, neler yaşanıyor, bizlerle paylaşabilir misin? İrem Sansak saat 13.30'da CHP lideri Özgür Özel MYK'sını Esenyurt ilçe başkanlığında yapacağını duyurmuştu. Burada da yine bazı partililer geldi. Ancak burada bir arbede yaşandı. Arbedenin nedenini de size söyleyeyim. Şu arkamda görmüş olduğunuz otobüsü görüyorsunuz. Hemen yan tarafında ise Esenyurt ilçe başkanlığı var. Mahmut Tanan, milletvekili Mahmut Tanan ve bazı partililer bu otobüsün hemen şöyle, kameraman arkadaşım göstersin, hemen şu karşı sokağa aslında girmesini istedi. Ancak karşılarına TOMA polis ekipleri çıktı. İzin vermedi. Orada başta Mahmut Tanal olmak üzere polis ekipleriyle parti teşkilatı karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı. İddialara göre, tam kesin bilgi demiyorum, İddialara göre ise kaymakamlığın bu alanla ilgili bir toplanma yasağı olduğu söyleniyor. Bundan dolayı da bu otobüsün bu noktadan geçişine izin verilmedi. Peki şu anda ne var? Otobüsün hemen önünde partililer var. Hemen yan, biraz ilerisinde akrep var. Yine polisler var. Yine TOMA var. Mahmut Tonan şu anda emniyet müdürüyle görüştüğünü biz biliyoruz. Şu anda bir müzakere yapılmaya çalışılıyor. Saat 13.30'da da Özgür Özel bu noktaya gelecek. Ancak şu anki buradaki manzara bu şekilde. Parti teşkilatı da bekliyor. Yine çeşitli milletvekillerin olacağını biliyoruz. Çünkü MYK bu noktada toplanacak. Ancak görmüş olduğunuz üzere şu anda otobüsün geçişine izin verilmedi bu noktada. Orada bir arbede yaşandı. Burası ise, burası, burayı verelim. Burası meydandan yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki Esenyurt İlçe Başkanlığı CHP'nin. Ve şu an burada yine çevik kuvvet ekiplerini görüyorum. 2 tane TOMA, bir akrep var ve çok sayıda da polis var. Mahmut Tanan şu anda emniyetle bir müzakere içerisinde. Ancak iddialara göre burada bir toplanma yasağı var kaymakamlığın. Ne sonuç çıkacak, biz de dakikalar içerisinde öğreneceğiz. İrem Sansak. Kardelen Kocatürk aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Kardelen Kocatürk'e.